dünya dünya yalan dünya dünya maniki maniki dünya ah ah ah. Merhabalar efendim. Maniki Dünya'ya hoş geldiniz. Ben Deniz Edi. Yanımda sevgili dostum Bütün. Sizin tanıdığınız ismiyle Üstü Mahalli. Bugün çok çok ciddi, her zamankinden daha ciddi, inanın bana. Görüyorsunuz zaten. Hatta beni biraz korkuttu, öyle söyleyeyim. Hakikaten çok fena bakıyorsunuz. O nasıl bakış öyle? 8 numara. Bazen öyle oluyor. Bayağı fena. Bu 4 numara. 4 numara pardon. 8 birazdan olacak. Oo, ne diyorsun? Şimdi efendim, şaka değil. Bakın, cumartesi günü Medya Mahallesi'nde daha detaylı konuşacağız medyanın halini, geldiği noktayı, ama şöyle kısacık değinmek gerekirse, Hürriyet Gazetesi'nde yaprak dökümü devam ediyor. Biliyorsunuz, yazı işlerinden Tufan Türenç başı çekti, epey bir giden meslektaşımız oldu. En son şöyle bir söylenti çıkmıştı. Murat Yetkin de Ahmet Hakan'dan da rahatsız iktidar diye. Şimdi Murat Yetkin, ya geçici, dur bakalım çok yoğunum falan diyor. Bakmayın, basbayağı Hürriyet.com.tr'de bayağı okunan yazılarını kesti. Belki bir hafta 10 gündür Ahmet Hakan'ın köşesi yok. Televizyonda da yok. Televizyonda da yok. Hani grip marip gibi laflar çıktı. Geçiniz onları, biz ne gripler gördük. Ekrana çıkamayacak durumda olsa, burnu kızardığı için köşesinde yazar. Ne yapsa ne yap, hani ne olsaydı yazardı. Ahmet'in ayrılacağını ben sanmıyorum. Hayır, ben de ayrılacağını zannetmiyorum. Gönderileceğini de sanmıyorum. Ama biraz soğutulmasını bekliyorlar belki de. Olabilir ama yani. Çünkü bu zeytin dalı denilen harekat, savaş, her neyse, belli ki iktidar için o kadar önemli ki, o konuda azıcık böyle hani ters olabilecek bir bilgi bir yerde yer aldığında, tabii erişimi, sarayın erişimi olan yerlerden söz ediyorum, derhal bunları bir kenara çekin mesajı gidiyor. Murat Yetkin mesela. Ki Murat şey de kadar, yani çok aklı başında bir köşe yazarıdır. Çok sakin yazar, evet. Provokatif yazmaz, bilgi yazar. Özellikle bu Ankara'daki diplomatlarla arası çok iyidir. Yabancı diplomatlarla arası çok iyidir. Yani Murat'ın durduk yerde böyle hani Afrin olayına ters düştüğünü ben okumadım yani. Hayır, Afrin olayına ters düşmesi gerekmiyor. Evet. Ama haberden de korkuyorlar. Ben sana onu söyleyeyim. Evet, yani çünkü o tür arkadaşlardan şey bekliyorlar, destek bekliyorlar. Tabii, yani tabii, öyle bak, tabii. Öyle cümle böyle kurmamız aynen gerekiyor aslında. Bu da olmayınca da tabii kızıyorlar. Birazdan Afrin konusunda beklenen yerden, beklendiği biçimde gelen bir desteğin görüntülerini paylaşacağız. O görüntülerde Yavuz Bingöl gibi, efendim, Tamer Karadağlı gibi, Mustafa Ceceli gibi isimlere rastlayacaksınız. Şaşırmazsınız elbette, şaşırmayın. Birazdan Afrin, Suriye vesaire meselesinde, Afrin'in ötesinde daha doğrusu, Türkiye'nin Suriye hamlelerinde son derece ilginç iki yazıyı da konuşacağız. Birini bugün Sedat Ergin kaleme aldı, bir diğeri Kadri Gürsel'den geldi. Onları da paylaşacağız. Vahim iddialar var, öyle söyleyelim, vahim iddialar var. Ya da eğer iddialar doğruysa öyle söylemek lazım. Vahim gelişmeler var. Tillerson, Amerikan Dışişleri Bakanı, şu anda sarayda Erdoğan tarafından kabul edildi. Görüşüyorlar. Bildiğimiz bir gündem, başlıklar aslında. Hani ben şunu istiyorum, sen bunu veriyorsun. Ben sana küstüm, hayır sen işte gel yanıma gibi. Ama ayrıntıları elbette önemli. Görüşme elbette önemli. Onları konuşacağız. Ama önce şu Maniki zavallı dünyanın, hani bizim bölgemiz kan revan, gerilim de, görüntülerini izliyor musun kış olimpiyatlarının? Tabii. Valla. Bazen yani, ama yani o ilk gün izledim çok tabii. Ya. İlk gün çok izledim. Şimdi efendim ta uzağa gidiyoruz. Güney Kore'ye gideceğiz. Güney Kore kış olimpiyatlarının ev sahibi bu yıl. En ilgi çekici konuk da olimpiyatlarda.
Elbette düşman kardeş, yıllardır, 50'den bu yana düşünün, düşman kardeş Kuzey Kore'nin takımları, sadece takımları değil, onları destekleyen seyircisi, amigoları. Taraftarı, amigoları, pompon kızlar mı diyorum? Pompon kızlar. Ay bir seyredelim de öyle başlayalım. Bir önce bir içimiz açılsın, sonra nasılsa kapatacağız. Önce onları seyredelim. Şimdi bunlar çok şeker görüntüler tabii. Kızlar çok şeker çünkü. Olay şahane. Kış olimpiyatları, spor yani. Dostluk yani. Ama baktığınız zaman Kuzey Kore hani dünyayı, özellikle Amerika'yı tehdit etmeye devam ediyor. Amerika Kuzey Kore'yi en büyük tehdit olarak ilan ediyor. Ama en azından bu kızcağızlarla bir böyle maniki dünyanın maniki gündemi şenleniyor. Onların ilk gelişi, havaalanından gelişi var, bir görüntüler var. Onlar daha böyle bir hoş. Şimdi burada çok biraz kamera biraz uzak olduğu için kızların ne kadar birbirine benzediği ve hepsi aynı. İşte burunlar aynı, kulaklar aynı, dudaklar aynı. Hep bize aynı. Öyle geliyor belki de. Ya tabii ama yani genelde birbirine benziyor biliyorsun bu Çinliler yani o bölgenin insanları, Japonlar, Koreliler. Ama onlar Koreliler. Da bizi birbirimize benzetirmiş. Yok canım, nerede benzetiyorlar onlar da ya. Niye biz senden benziyoruz mesela? Ama ben Erdinç'le ya da şeyle benzeşmiyorum. Bilmiyorum, biz senden yok, benzemeyi bu bölgenin, benzedik. Bu bölgenin insanı hiç kimse kimseye benzemiyor. Bu coğrafyanın tümü daha doğrusu. Doğru. Orada tabii öyle değil. Dolayısıyla o görüntüler çok daha hoş görüntüler. Çünkü grup başkanı, yani bu kızların daha sonra olimpiyat komite başkanı, bizim o yakışıklı başkanın kız kardeşi. Kim Jong-un mu? Ya tabii. Ay canım. Tabii. Ama kız çok güzel. Evet, kız yani güzel. Adama benzemiyor. Yani kız adam güzel. Değişik bittik tabii. Bir ara onu idam ettirdi falan gibi laflar çıkmıştı. Ya, o dedik onlar hatırlıyor. Ama o görüntüler daha sempatik. Ben Kim Jong-un'dan beklemezdim zaten idam. Öyle şeker bir adam o da. Şimdi şu notla da bu vermeden geçmeyelim. Kuzey Kore olimpiyat takımının olimpiyatlara katılma masraflarını Güney Kore üstlendi. Ama şöyle bir şey oldu. Şimdi Güney Kore'de geçen sene seçimler oldu biliyorsun. Hmm. Ve o seçimlerde sol bir parti kazandı. Yani şu andaki başbakan, güneydeki başbakan solcu. Yani tırnak içinde ne kadar Marksistleriniz bilmiyorum ama en azından solcu. Yani Amerikalılarla da çok fazla böyle haşır neşir olan bir tip değil. Çok belli. Baksana Amerika'nın baş düşmanını nasıl ağırlıyor? Hem de katılım nasıl, masrafını tabii, veriyor, karşılıyor tabii. Vesaire. Yani orada da işte o sınır boyunca aileler gidip gelmeye başladı falan böyle tabii, bir sürü tabii, jestler tabii, var karşılıklı. Tabii. Hatta daha ilerisi de konuşuluyor. Başta olimpiyatların açılışında zaten birlikte yürüdüler. Böyle çok hoş görüntüleri tabii aynı şey, doğru, sahne oldu. Olan tabii orada şehit düşen Türk askerlerine. Ya. Yani 1951-52'de. Düşün yani o tarihte yani çünkü buraya bağlamak gerekiyor. Tabii. Yani Türkiye'nin ABD ile olan macerası işte orada başladı. Tabii. Yani bugün Tillerson'un işte beyefendinin şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la işte diyaloğu ya da işte konuşması neyse ya da bizim onlara bir sürü tehditlerimiz bilmem nelerimiz. Aslında Türkiye'nin ABD ile olan bağlılığının tırnak içinde ağır kelime kullanmak istemiyorum vazgeçilmez bir nokta. Orada o düğüm atıldı. Tabii. Onun için bu düğüm kolay kolay çözülmez burada. Kim yani, neredeyse istediğiniz kadar bağırın çağırın. NATO'ya girmek için, Amerikan himayesinde olabilmek için gönderdik askerlerimizi. Bilenler biliyordur. Neler yaptık ondan sonra sırf o olsa tabii. Neyse. Yani Türkiye 1950'den 60'a kadar. Yani tam küçük Amerika. Siyasi anlamda söylüyorum yani şey bu anlamda. Bu şeyi anlamda Kore'ye asker gönderme meselesinde bir küçük not aktarayım. Mesela sevgili meslektaşımız, benim sevgili arkadaşım Yazgül Aldoğan'ın babası, bilenler biliyordur. Kore Savaşı'nda hayatını kaybetmiş bir asker. Daha kundak bebeğiymiş Yazgül'ü. Düşünsene Yazgül'ü babasız bırakan, daha nicelerini babasız bırakan gencecik insanları hayattan kopartan bir şey. Neymiş efendim? Amerika oraya demokrasi götürecekmiş. Falan falan. Demokrasiyi oraya götürdü, bir de buraya getirdi. Hadi o da neyse. Türk askerinin, tabii anlatılan şeyde belli her şey. Türk askerinin cephenin en saf ön saflarına göndermeleri evet. Ayrı bir hikaye. Evet. Amerikalılar arkadan, bir de numara çekiyorlar orada. Türkler çok iyi savaşıyor.
Bir de böyle propaganda yapıyorlardı ya. Hadi gaza getiriyor. Türkler iyi, çok iyi savaşıyor. Türkler çok iyi savaşıyor. Bütün o Kırım'a gönderiyorlar. Bütün Türk askerleri orada perişan ediliyor. Tabii. Tıpkı Suriye olayında olduğu gibi. Suriye'de de Türkler çok iyi bu işi bilir. Ahmet Davutoğlu harika. Stratejik bakış, stratejik derinlik. Hillary Clinton'la çak Hillary falan diye de yaptılar. Türkiye'yi işte geldiğimiz noktada Suriye'de nokta nereye getirdikleri ortada. Şimdi geldik de gidemiyoruz. Ya da yeni bir yere gidiyoruz. Amerika'yla ilişkilerimiz hiç olmadığı kadar gergin. Aslında hani ikimiz de canı cehenneme diyeceğiz diyemiyoruz, kibarlık yapıyoruz ama yani Amerika tamam hani alsın emperyalizmini gitsin ama Türkiye nereye gidiyor, nereye gidecek mesele o. Türkiye Suriye'de ne yapıyor, ne yapacak mesele o. Bunları da konuşmamız gerekiyor. Şimdi şu sıralarda devam ediyorum bilmiyorum. Ediyor. Uzun sürmesi gerekiyor, bekleniyor pardon Erdoğan-Tillerson görüşmesinin. Çünkü bayağı yüklü bir şey bu bu akşamki işte Kabul'den ilk karelerdi. Pozlar verildi böyle. Ha önce şu fotoğrafı bir verelim. Bakın böyle oturuldu yan yana. Şimdi daha önce Lübnan'a döneriz Tillerson'a da. Lübnan'a gitti. İşte bu fotoğraf orada. Şimdi Amerikan Dışişleri Bakanı zaten bölge turuna çıkmıştı. Ankara'dan önce Lübnan'a gitti. Lübnan'da mevkidaşı havaalanında karşılamak bir yana makamında da karşılamadı. Tillerson geldi. Bu işte yanında da bu ikinci fotoğrafta da heyetini görüyoruz. Tek başına oturdu. Dakikalarca, uzun süre hatta yani dakikalardan yarım saat zaten falan buldu herhalde. Suratından belli yani. Bekledi. Mevkidaşını bekledi. Şimdi arkada Amerikan bayrağı olur hani ikili şeydi. Çünkü mevkidaşlar arası. Sarayda Amerikan bayrağı yok. Olmaz. Olmaz çünkü mevkidaş değiller. Erdoğan Tillerson'ı kabul ediyor. Yani ancak Dışişleri Bakanı'yla, Türk Dışişleri Bakanı'yla görüşürse ve sonrasında basının karşısına çıkacaklarsa iki ülke bayrağı olabilir. Ama bu bizim Beştepe'de olmaz tabii ki. Fakat Lübnan'da Amerikan bayrağı yok. Ay neler yok. Daha karşılama yok. Amerikan bayrağı yok. Adamcağıza su bile vermemişler. Lübnan Dışişleri Bakanı'nın tarafında sehpanın üzerinde su var. Amerikan Dışişleri Bakanı Tillerson'ın tarafında su yok. Su bile vermemişler. Niye böyle yapmışlar ayol? Ya bu Türkiye'de tabii hiçbir şey tartışılmadığı için. Yani hiçbir şey de söyleyemiyoruz. Aslında en basit bak Lübnan gibi yani gariban bir ülke Lübnan zaten. Onlar bile, şimdi komik olan şu. Adam gelmeden önce Lübnan'a, çünkü Orta Doğu turu yapıyor çünkü adam. Mısır'daydı sonra Lübnan'da, ondan önce Ürdün'deydi. Amerikalılar dedi ki Lübnan'daki Hizbullah terör örgütü. Şimdi Lübnan'daki Hizbullah terör örgütü fakat Lübnan'daki Hizbullah hükümette %30 sandalyesi var. Mecliste söz de. Sahibi. Tabii. Pay sahibi. Dışişleri Bakanları ondan. Onlardan. Dışişleri Bakanı. Şimdi dolayısıyla düşünebiliyor musun? Yani sen Hizbullah'a terör örgütü diyorsun. Hizbullah'ın bakanıyla bu sahnede yan yana olacaksın işte demin. Onun için o Hizbullah'ın bakanı da seni öyle orada oturtur, bekletir. Bekletir. Şimdi dolayısıyla hani benzetme yapılır mı yapılmaz mı? Kardeşim Hizbullah'la ABD arasında bu sorun en azından Türkiye ile ABD arasındaki sorunla karşılaştırılmayacak kadar küçücük bir mesele. Şimdi biz aylardır, günlerdir, haftalardır hey Amerika, hey Amerika, hey Amerika, hey Amerika. O zaman kardeşim en azından bu gariban Tillerson'ı da Dışişleri Bakanlığı'nda ya da havaalanında ya da Cumhurbaşkanlığı'nın şeyinde bir beklet ya bir 15 dakika. Hadi bakalım. Vazgeçtik yani incirlik üstünü kapatmaktan, küreciyi kapatmaktan, geri kalan Amerika. Kılıçdaroğlu önerdi onu. Hiçbirini yapmıyorsun. Ben bir şey söyleyeyim mi sana? Hiçbir şey olmaz. Yani bu şeyden hiçbir şey olmaz.
görüşmedi. Hiçbir şey çıkmaz. Bence. Yine Amerika bizim en hakiki dostumuzdur. Yine Amerika ile stratejik müttefikliğimiz devam eder. Yine İncirlik tıkır tıkır çalışır. Yine Kürecik'ten Amerika, Türkiye'yi de, Avrupa'yı da, Amerika, İran'ı da, Suriye'yi de dinler. Ve biz yine dost kalırız. Gözetler. Hiçbir şey olmaz. Şimdi yani. Gelmeden önce Tillerson dedi ki, hani masadaki en önemli başlık o ya, PYD'ye ağır silah veriyorsunuz. Vermeyin, verdikleriniz geri alın. Ya dedi, biz dedi PYD'ye ağır silah ağır vermedik ki dedi. Vermiyoruz ki dedi, geri alalım dedi. Evet. Dala geçiyor. Yani görüntüler var. Yani görüntüler var. Uçak savar vermişsin, füze vermişsin, tank savar vermişsin, zırhlı araç vermişsin. Bir tek uçak vermemişsin. Uçak zaten orada ayrıca. Yani vermemişsin ama PYD'li, PKK'lı şeylere, militanlara uçak kullanma eğitimi mi yapıyorsun? Eğitimi yapıyorsun. Yani şimdi Amerikalıların Suriye, Kuzey Suriye'de Türkiye sınırlarının karşısında 600 kilometre boyunca 11 tane üssü var. 11 üste Amerikalıların rakamını veriyorum şimdi, başka rakam vermeyeceğim. 30 bin militan eğittik diyor, eğitiyoruz diyor. Amerikalılar diyor bunu. 30 bin PYD militanını eğittik. 30 bin. Şimdi bu yine onların görselinden söylüyorum. Yani PYD, PKK ve Amerikan görsellerinden söylüyorum. Uçak kullanmayı da eğitiyorlar. O kadar. Tabii. Ya bir tek deniz kuvvetleri yok. Hava kuvvetleri var. İşte tank, tank var, bilmem ne var, şu var, bu var filan, hepsi var. Neden uçak kullanmayı öğretiyorlar? Şundan dolayı. Şimdi aşağıda uçak savar sistemler var ya. Yani kabaca söylüyorum. Kardeşim ben şimdi, bana öğretiyorlar işte nasıl uçağı düşüreceğim. İşte öbürüne de, o uçakta uçağı kullanmayı öğretilen de benden nasıl kaçacağını öğretiyorlar. Yani ben onlara ateş edersem ya da bir füze fırlatırsam. Dolayısıyla o PKK'lılar veya da PYD'ler ya PG'ler neyse, uçak da kullanıyorsa daha ne yani, o zaman neyi konuşacaksınız ki? Şimdi bölge öyle bir durumda ki PYD evet uçak kullanıyordur, uçağı vardır, helikopteri vardır. Aynı şey El-Nusra falan için de geçerli. Vallahi yani evet. Bölge zaten öyle bir hale geldi ki bir yandan Amerika, bir yandan Rusya, bir yandan Türkiye, bir yandan şu bu derken herkesin elinde ağır silahlar var. Ve kimyasal silah var ya. Bir de bakın şöyle bir durum var orada. Ben size önce şunu söyleyeyim mi? Ne olur. Bir haritayı al ders hocam. Bakın size şu kadarını söyleyeyim. Türkiye'de bize hiçbir şey anlatılmıyor. İktidar Rusya ile görüşüyor. Amerika ile görüşüyor. Değil mi? İran'la görüşüyor vesaire. Amerika ile, Fransa ile, İngiltere ile, herkes görüşüyor. Ama bu konuda Türkiye'de muhalefete bilgi verilmiyor. Kamuoyuna zaten sadece hamasi nutuklarla Afrin gazı veriliyor. Mecliste bu konu görüşmeye bile açılmıyor. Hiç kimse bir şey bilmiyor. Hakikaten bilmiyor. Türkiye'de iktidar mensupları biliyor. Bir de bir avuç gazeteci biliyor. Onların başında da Hüsnü Mahalli geliyor. Şimdi az önce konuştuk. Kadri Gürsel, Fehmi Taştekin, sevgili arkadaşlarımız. Birkaç gazeteci bu konuda derin araştırmaları olan, haber veren bize. Murat Yetkin vardı. Özellikle Amerikan kaynaklarından bilgi alabilen bir arkadaşımızdı. Az önce söyledim, susturuldu. Ama her şeyden önce Arapça bildiği için, Arap kaynaklara ulaşabildiği için ve aslen oralı olduğu için her şeyi bilen gazeteci de Hüsnü Mahalli. Anlatabiliyor mu? Bu soruyu ona sormayacağım. Anlatabiliyor musun Hüsnü Mahalli demeyeceğim. Neden demeyeceğim? Çünkü iki kelime, iki cümle yazdı diye kaç gün içeride yattı. Sağlığı bozuldu. Hala daha mahkemesi devam ediyor. Ne zaman duruşman hayatım? 1 Mart. 1 Mart'ta duruşması var. Şimdi biraz iklimi değiştirmeye çalışıyor iktidar. Enis Berberoğlu'nun müebbetle başladı olay. Müebbet cezası verdiler. Karar bozuldu. Bir daha yargılandı. 5 yıla indi. Müebbetten 5 yıla. Allah Allah. Alman vatandaşı olan Deniz Yücel, gazeteci arkadaşımız, ajan majan diye bir yıldır içeride, bir yıldır iddianame bile yok ortada. Binali Yıldırım Almanya'ya gitmeden önce ya umarım yakında düzelir her şey, o da serbest bırakılır dedi. Bu
serbest bırakın hadi demek. O kadar salakta değiliz. Değil yani o Sayın Başbakan kendi bir şeyiyle mi söyledi, nasıl söyledi, bunun kararını biliyorsun kim söylüyor, kim veriyor. E tamam da işte o da sözcülük yani bugün yapıyor Merkel, herhalde. Merkel'le yaptığı basın toplantısında ya işte biz eski günlere dönelim falan artık. Normalleşelim demiş. Yeniden canlandıralım falan. Ama demek istediğim şu. Umarım yani. Demek istediğim şu. Türkiye'de Almanya ile normalleşebilirler. Eski günlere dönebilirler. Ama medya Türkiye eski günlerine dönemeyecek. Bize anlatmıyorlar. Ben dediğim gibi Hüsnü Mali'ye de dönüp bütün bildiklerini anlat diyemiyorum. Neden anlatmıyorsun ya da anlatacak mısın diye sormuyorum. Anlatabileceğimiz kadarını anlatacağız. Kalanını bilmiyorum. Haftaya. Haftaya maftaya. Yazın tahtaya ne bileyim ben bir şey işte. Şimdi gelelim. Tillerson'ı mı konuşalım? Yoksa şu... Ya Tillerson'la ilgili bir şey yok. Bir El-Nusra meselesini ben mi konuşalım? Ben Tillerson'ı oradan söyleyeyim. Çünkü Tillerson'ın ya işte sorun nedir? Ne diyorlar? Yani bize bu kadar yaygara kopartılıyor. Tillerson'a yani şimdi geldi şu anda başbakan Cumhurbaşkanı'yla konuşuyor. Cumhurbaşkanı ona diyecek ki ya kardeşim işte sen işte PKK'ya PYD'ye destek veriyorsunuz Kuzey Suriye'de. Bak biz bundan da gıcık alıyoruz. İşte şu Membiş'ten de çekilin falan. Özü bu. Peki. Bir dakika bak önemli bir şey tamam. Çünkü bu. Kardeşim biz daha Cumhurbaşkanı bundan birkaç ay önce Trump'la görüşmedi mi? Görüştü. Yani Trump'la görüşmüşüz biz. Tillerson'daki Trump'la görüşmüşüz ve Trump bize demiş ki kardeşim kusura bakmayın ben PYD benim müttefiğim sen müttefiğim değilsin demiş. Sonra geldi biliyorsun Cumhurbaşkanı döndü. İşte o soğuk rüzgarlar döndükten sonra soğuk rüzgarlar esmeye başladı. Olmuyor. Adam yok diyor. Dala geçiyorlar. PKK bile PYD değil. PYD PKK değil. PKK'ya işte bilmem ne yapalım. Bir PYD ayıralım falan. Durmadan gırgır geçiyorlar bizimle. Şimdi dolayısıyla buradaki adam geldi oturdu. Hiçbir şey çıkmayacak. Hiçbir şey. Ne işte Kuzey Suriye ile ilgili olarak ne Afrin ile ilgili ne bilmem ne. Hiçbir konuda bir şey olmayacak. Bu kadar net söylüyorum. Tamam. Biz onun için burada konuşacak bir şey yok yani. Doğru. Amerika ile biz aramızı bozmayacağız. Bozamayacağız. Ne İncil'i kapatacağız ne efendim başka bir ya, şey. Ya kaderin bir cilvesine bak ya. Yani öyle bir noktaya geliyoruz ki tarihimiz Amerika ile olan tarihimizde bizim nedir? Biz Türkiye olarak NATO'nun ve Amerika'nın Orta Doğu'daki ön karakolu olarak biliniyor. Onların söylemiyle söylüyorum. Ve biz Türkiye içinde Amerika ile işbirliğinin, Amerika ile birlikte hareket etmenin bedelini Türk halkına ve Türk gençlerine ödettirdiler. Ne kadar solcu varsa, ne kadar aydın varsa, ne kadar bilmem ne varsa hepsi yok edildi. Hepsi hapislerde çürüldü. Hepsi darbelerle yok edildi. Türkiye'de yaşanan darbeler hepsi Amerikan darbesidir ve hepsi sola karşıdır. Şimdi böyle bir şeyden sonra çıkıyor karşımıza. Bunları alkışlayanlar da aralarında meclis başkanı Kahraman'ın da olduğu. Tabii Milli Türk Tarım ve Birliği Başkanı olarak. Milli Türk Tarım ve Birliği ve o Milli Görüş Hareketi'dir. Oraya geleceğim. Son cümle bununla ilgili olarak. Şimdi düşün. O noktada yani Türkiye'deki faşistler, milliyetçi faşistler ve İslamcılar, siyasal anlamda İslamcılar o zaman Amerika ile birlikte sola karşı, aydınlara karşı, demokratla karşı birlikte hareket ediyordu ve toplumu mahvetmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Şimdi bu iki grup anti-emperyalist. Bizden daha fazla anti-emperyalist. Kahrolsun Amerika. Yani hadi ya, hadi canım sen de derdi. Evet yani işte başka bir şey söyleyeyim. İnönü hadi canım sen de derdi buna. Şimdi bakın neticede hani anlaşırlar anlaşmazlar. Bence de dışarıya gene ey Amerika açıklamaları yapılabilir. Ama eğer Türkiye bir şey yapacak olsaydı yapardı. Amerika, Türk, Kuzey Suriye'den çekilmeyecek. Amerika'da çekilmeyecek. PYD'de de çekilmeyecek. Suriye-Türkiye sınırı 650 kilometre. Amerika PYD yönetiminde Türkiye'ye karşı bugün değil, yarın değil, 3 gün sonra, 5 gün sonra değil, mutlaka tarihsel bir risk olacaktır. Görecek Türkiye. Görecek nasıl yanlış yaptıklarını. Hala yanlış yapmakta ısrar ediyorlar. Ya kardeşim yeter. 7 yıldır yanlış yaptınız.
Artık yani sakin bir şekilde oturalım konuşalım bunu. Bırak sakin bir şekilde oturup konuşmayı, tam tersine. Evet. Yani bir savaş ortamı yaşıyoruz, bakar mısınız? Ve bu savaş ortamı da bitecek gibi değil. Özellikle bitmeyecek hiç herhalde. Bitmeyecek, çünkü olağanüstü hal ortamının devam etmesi isteniyor. O da neden isteniyor? Onu ikinci bölümde konuşacağız. Seçimler meselesi nedeniyle. Bir de Kılıçdaroğlu'nun Fox TV'de İsmail Küçükkaya'ya yaptığı bir açıklama var ki mutlaka konuşulması gereken 16 Nisan referandumunda %51.2 hayır çıktı diyor Kılıçdaroğlu. Çıktıysa ne yaptınız, ne yapıyoruz? Sorularını konuşacağız, soracağız. Şimdi ama devam edelim. Devam edelim. Kamuoyuna ben meseleyi şeye getireceğim. Ağustos 2016'da Türk ordusu Cerablus'tan girdi. El Baba, hatırla. Evet. Orada da 72 tane şehit var Türk ordusunda. Ay, hem de bazıları nasıl anladın? Evet, biliyorsun. Korkunç. Peki o zaman niye şimdiki yaygara kopartılmadı? O zaman çünkü IŞİD'e karşı savaştı Türk ordusu. Evet. IŞİD, İslamcı. IŞİD iki askerimizi diri diri yaktı. Bundan bile haberimiz olmadı. Haberimiz olmadı. Kimse de kılını kıpırdatmadı bu toplumda ve bu medyada. Tabii. Şimdi sen demin dedin ya artistler, sanatçılar, herkes maşallah seferber edilmiş. Görelim o görüntüyü madem şimdi. Milli bir mesele. Evet, milli bir dava, bir mesele. Görelim. Ama konuşalım. Kimler var? Bakın Tamer Karadağlı var. Mustafa Ceceli var. Erhan Güler Yüz, Erhan Yazıcıoğlu. Olmazsa olmaz Yavuz Bingöl var. Grup başkanı. Sarayın pek özel sevdiği. Özel timle birlikte bak orada. İşte evet, özel timle birlikte pozlar veriliyor. Kimle birlikte oraya gittiler? AKP Genel Başkan Yardımcısı. Halkla ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Harun Karaca ile birlikte gidiyorlar. Yani AKP eşliğinde Afrin'e gidiyorlar. Askere efendim hadi aslanım, hadi aslanım demek için yahu. Peki bu ne bu demek grup, lazım bilmiyorum ki. Bu grubun içindekiler ya da başkaları, benzerleri. Evet. Bundan daha bir iki sene önce akil adam değil miydi? Yavuz Bingöl öyleydi. PKK, AKP ilişkisinde. Aynen. Akil adam da açılım döneminde. Açılım meselesinde. APO'yu en büyük adam ilan edenler. APO tarihin bilmem en harika adamı. APO bilmem ne diyenler. AKP Yavuz Bingöl öyleydi, öbürleri yoktu ya, pek ama. Hayır, bu illa bunlar aynen değil. Ama esprisi olarak anlatıyorum. Tabii canım, yani elbette. Akil adamlıktan buraya kadar getiriyorsun olayı. Yahu Hülya Koçyiğit akiller arasındaydı. Tabii. Geçen günde demiş ki ay özgürlükler ülkesi. Hani hiçbir yerde olmayan özgürlük bizde var demiş. Hülya Koçyiğit paralel evreninde. Hakikaten özgürlükler fevkalade malum. Şimdi bu beyefendilerin gittiği sınırda Hatay'a gittiler bunlar. Hani savaşmaya giderler mi? Gitmezler. Gitmesinler zaten. Savaş kötü bir şey. Ama neden haberleri var da yani niye gidiyorlar diye sorsanız bir tek şey vatan sınırını korumak diyecekler. Tamam da vatan sınırını korumak için o vatan sınırını aşmak mı gerekiyor? Bütün bunları yaşamak mı gerekiyor? O gencecik insanların ölmesi mi gerekiyor? Bir. İkincisi orada aslında gerçekte ne oluyor? Şimdi şuradan başlayalım. Geçen programda konuştuk. Bir Rus uçağı düşürüldü. İkinci Rus uçağı düşürülen. Bunun üzerine Rusya'nın izniyle girebildiğimiz hava sahasından kovulduk. İşte bu enkazı uçağın Rus pilot intihar etti yakalanmamak için. Eylemi Heyet Tahrir el-Şam denilen örgüt üstlendi. Nusra. Yani Nusra. Adını değiştirdi. Nusra. Bildiğimiz el-Nusra. Adını niye değiştirdi? Yani el-Nusra çok bir şey oldu ya, herkes artık biliyor. Biraz Arapça değiştirdi. Bir de terör listesinde. Tabii. Onu diyorum. Tabii. Hatta işte millet dedi ki ya değiştiler bunlar. Amerika bile yani bir ara, Avrupa Birliği bile, Türkiye de bunu söyledi. Yani bunlar terör örgütü falan değil gibi bir söylemi vardır Ankara'nın bu konuda. Onun üzerine tabii kimse yutmadı bunu. Nusra Nusra'dır yani. Sonuçta Nusra dedim kaide. Tabii. Yani kaideden kopan tabii. Kaide dediğin şeyde IŞİD. Yani aranında küçük kardeşler. Kardeşler. Aynı şey göbekten. Aynı göbekten evet. Aynı anneden olma kardeşler. Anne. Şimdi bir
Suriye'nin o kuzeyindeki hava sahasında artık jetlerimiz uçamıyor. Savaş uçaklarımız. Oradan hadi dedi Rusya. İki, Türkiye'den şeyi Rus pilotun cenazesini alabilmek için aracı olmasını istedi. Geçen programda dedim ki ya niye Türkiye'den istiyor bunu? Yani El Nusra ile Tahrir-i Erşam'la Türkiye'nin ne alakası var? Çünkü Özgür Suriye Ordusu denilen grupta değil güya bu Nusra. Onlar da kavgalı ayrıca. Kavgalı. Özgür Suriye ile Nusra peki ama şimdi bu El Nusra ya da Tahrir-i Erşam hangi ismi kullanırsanız kullanın. Türkiye ile alakası ne? Şimdi efendim bugün Hürriyet gazetesinde yakında onun da suyu ısınacaktır herhalde. Sedat Ergin bir yazı yazdı. Dedi ki ilk kez dikkatimi çeken Hürriyet'in Ankara temsil yardımcısı Uğur Ergan'ın 31 Ocak tarihli Hürriyet'te çıkan bir haberi oldu. Bu habere göre İdlib yakınlarındaki El Ais kasabasına giden o haritayı koyarsanız haritayı tekrar alalım evet, arkadaşlar. El Ais kasabasına giden Türk askeri konvoyuna heyet Tahrir el-Şam güçleri eşlik etmiş. Onların nasıl söylenir? Kontrol ettiği kontrolünde ortasından geçti. Aynen. İşte onlar iki tarafta durmuşlar, eşlik etmişler. Şimdi Allah Allah öyle mi? Bir bakıyoruz, araştırdım. Bizim hepimizin dikkatinden kaçmış herhalde. Ekim 2017'de, yani geçen yılın Ekim'inde Reuters bu konuda bir haber geçmiş. Reuters'ın haberini Akit gazetesi, Yeni Akit gazetesi de vermiş. Haberde aynen bu ifadeler var. Türk askeri, tanklar, şunlar bunlar, El Nusra ya da yeni adıyla Tahrir el-Şam güçlerinin eşliğinde, onların eşliğinde işte El Ais'e gidiyorlar diye. Bu arada gene şeyden öğreniyoruz Sedat Ergin'den. Sosyal medyada da bunun görüntüleri çıkmış diyor. Araştırdım. Önce o görüntüleri görelim Müslücüğüm. Sonra senin anlatacağın çok şey var. Şimdi iki görüntü var. Onları verelim. Üzerine de konuşmaya başlarız. Allahu Ekber ve destur ki. Geçen konvoy seçebileceksiniz zaten tanklar, ağır zırhlı araçlar ve asker. Yan tarafta onlara iki tarafında böyle konuşlanmış uğurlayanlar işte onların gözetiminde şey yapıyor. Uğurlayanlar değil gelenler hoş geldiniz diyenler. Hoş geldiniz diyenler pardon karşılayanlar uğurlayanlar olur mu? Karşılayanlar. Tahrir el-Şam güçleri. Zaten söylüyorlar orada. Türk ordusu geldi. Allahu Ekber. Şimdi birazdan duyacağız onu. Birisi kameraya bakarak da anlatıyor konuşuyor. Zaten. O görüntüyü de göreceğiz şimdi. İşte bak ne güzel Türk ordusu. Bir sesini verin çocuklar. Türk ordusu geldi. Tanklar, toplar, zırhlı araçlar Halep'in güneyinden geçiyor şimdi. İşte El Ais bölgesinden geçiyor. Onu anlatıyor. Yani, zaten bu kişi paylaştı bu görüntüyü. Evet. Konuşuyor ya. Haber veriyor sosyal yani. Medyada. Tabii. Haber veriyor. Tabii. Şimdi bu haberde Reuters aracılığıyla önce bilgi olarak sosyal medyadan da görüntüleriyle paylaşıldı. Ha bizim medyamız bunu ben de El Akit diyecektim az kalsın.
Yeni Akit gazetesi bir vermiş, geçmiş. Bütün bunlar konuşulmuyor ya. Konuşulmuyor, yazılmıyor, çizilmiyor. Uğur Ergan bir haberin içinde söylemiş. Dikkatli bir... Ama Kadri Gürsel, Cumhuriyet'te yazdı. Kadri çok detaylı yazdı bana. Medya derken ben zaten öbür medyaya kastediyorum. Biliyorum. Ama hayır, ne diyor? Bu konuyla ilgili olarak. Ne diyor Kadri? Yani nereden girildiğini, nasıl işte Nusra'nın yol gösterdiğini, Nusra bölgesinden nasıl geçildiğini, Türk ordusunun nereden nereye kadar uzandığını karşısında... Tam diye arada böyle bir tampon bölge var. Karşısında İran askeri var diyor. Karşısında Suriye askeri var. Hizbullah var diyor. Türk ordusu oraya girdi, çıkmayacak diyor. Ve dolayısıyla diyor risk düşünün diyor. Bu kadar yazabiliyor ancak tabii. Şimdi düşünebiliyor musun? Türk ordusu girmiş bu bölgelere, işte İdlib bölgesine ve çıkmayacak. Bunu şey de söyledi. Esas şey o. Eski general Hilmi Solmaz Türk. Dedi ki çıkmayacak ki dedi Türk ordusu oradan dedi. Mealen söylüyorum. Yani o Türk ordusunun girdiği bölge Cerablus'tan Azaz, Elbap ve şeye kadar. Haldun Solmaz Türk diye dersi Solmaz Türk evet işte söylüyorum. Onu tam hatırlayamadım. Kusura bakmasın özür diliyorum. Dolayısıyla çok güzel anlattı yani şeydeydi Halk TV'deydi demiş hatırlamıyorsam. Ve askeri anlamda anlatıyor onu. Ki çıkmayacak diyor. Esas risk o zaman orada başlıyor. Amerikalılar öbür taraftan diyor. Şu şeyler bu Türk tarafı Fırat'ın batısında. Amerika'da çıkmayacak. Amerika'da çıkmış diyor. Bunlar Suriye'de. Sonra diyor biz durmadan ikide bir Suriye'nin toprak bütünlüğünden laf ediyoruz. Yani Cumhurbaşkanı, Başbakan, Dışişleri Bakanı. Dolayısıyla çok karanlık bir tablo çizdi. Yani geleceğe dönük. Yani şimdi ben onu tabii onun şeyiyle anlatıyorum. Onun daha fazlasını ben anlatabilirim. Çünkü oradan gelen bilgiler. Yarın öbürsü gün Türk ordusuyla Suriye ordusu karşı karşıya geldiğinde ne yapacaksın? Ve Suriye ordusunun arkasında İran ve Rusya var. Esas mesele o zaten. Ha bir de Münbiç'e gideceğiz diyoruz. Amerika Münbiç'te biz varız gelmeyin diyor. Hani acaba Münbiç'e gidersek bu akşam o da konuşulacaktır. Amerika ile Türkiye sıcak çatışmaya girebilir deniyor. Yok o da olmaz. Her şey. Münbiç'e dese ki Amerikalılar tamam al Münbiç'i. Verdi diyelim Münbiç'i. Sen Fırat'ın batısında otur. Biz de doğusunda biz oturalım. Ne yapacak Türkiye? Evet mi diyecek? Tamam evet diyecek. Diyecek. Rusya evet diyecek mi? Oraya geleceğim şimdi. Önce doğuya bakacağım. Evet dedim. ABD ve PYD PKK 600 kilometre sınır boyunca. Haritayı verin dersin. Türkiye'nin komşusu olacak. Güney. Suriye anlamında söylüyorum. Evet o işte sarı bölge hepsi Amerikalılar olacak orada. Ne güzel. Fırat'ın öbür tarafı da, batı tarafı da o yeşil olan işte. Orası da Türk ordusu ve ÜSO, MISO, işte Nusra, Musra kim varsa. Onlar da orada oturacak. Yarın öbürsü gün Suriye devleti dese ki önce Amerikalılarla savaşacağım, çıkartacağım onları oradan. Çünkü Irak var orada sınırda. Irak ordusuyla Suriye ordusu orada operasyon yaptı. Yapabilir, yapamaz ayrı bir hikaye. Şimdi senaryo kurguluyorum. Türkiye ne yapacak? Ya da Türk ordusunun bulunduğu Özgür Suriye ordusu ile birlikte o batıdaki o yeşil şimdi Afrin oldu. Oralarda da Suriye ordusu oraya operasyon yapsa Türk ordusu ne yapacak? Suriye devletiyle mi bu sefer savaşacak? Devlet. Türk devleti Suriye devleti. Bir daha söylüyorum. Suriye devletinin arkasında Rusya var ve Rusya asla dünyanın sonu bile gelse Suriye'den vazgeçmeyecek. İran'da? İran 5 katı asla. 20 katı asla. Lübnan Hizbullah 30 katı asla. Vazgeçmeyecek. Peki sen orada ne yapacaksın? Ya benim korkularım bunlar zaten. Bunları fazla konuşamıyorum, anlatamıyorum. Bir şey de yine farklı anlaşılıyor çünkü. Risk bu zaten. Risk bu Ayşenur. Ve %99 ben bu riski görüyorum. Yani birinci 0-1 bırakıyorum. Şimdi... Onun için yani sen bana diyorsun ki geldiğimde niye moralim bozuk? Ya kardeşim moralim bozuk. Bir sürü şey biliyoruz. Seninle konuşuyoruz. Diyorum, bir sürü hikaye ya, biliyorum. Dedim ya. Yani bu riskin ne kadar ciddi olduğuna dair. Yani, sonra konuşamıyoruz. Yani. Ben gazeteciyim. Yani. Beynimde bir sürü bilgi var ve bununla biz ölüyoruz ya biz. Yani nefes alamıyoruz ya biz gazeteciler olarak. Aydınlar olarak. Doktor olarak, mühendisler olarak. Yani benim hakkım değil mi? Ya kardeşim bu yaptığın yanlış. Ya ufak demek ufak anlatmaya çalışıyoruz. Yani. Mesela ben de şunu
daha net söyleyemiyorum. Ankara'da meslektaşlarımıza, gazetecilere, iktidar mensupları diyeyim özetle, bu savaş uzun sürecek. Dolayısıyla Türkiye savaş hali yaşıyor, yaşayacak. Kendinizi ona göre konuşlandırın diyorlar. Dediler diyorlar. Kaç senedir nasıl savaş? Anlatacağız ya insan şimdi? Bak hafıza çok enteresan bir şey. Biz zaten 7 yıldır savaştayız. Suriye krizi 7 yıldır. 7 yıldır biz savaştayız. Ama artık başka bir fazla. Şimdi bak oraya geleceğim. Geçtik. Ben 2 sene önce, 3 sene önce programa başlarken her programda ben şunu söylemiyorum. Gelecek olan daha karanlık, gelecek olan daha karanlık. İşte bunları kastediyorum. Nitekim de geldi. Şimdi bir daha söylüyorum. Bundan sonraki karanlık daha da karanlık. Şimdi birinci bölümün... Yani bu şeyle ilgili değil, zaferle, maferle ilgili değil. Afnir'i geçer, öbür taraftan da çıkarız. Orada bir sorun yok ki. Birkaç dakika kaldı bu bölümün bitmesine. Şu başlıklarla birinci bölümü noktalayalım. Şimdi bakın, Hürriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında var bugün. Çok enteresan bir manşet, fotoğraf daha doğrusu. Şimdi gelecek ekrana. Amerika'da Senato'nun istihbarat komitesinin karşısına çıktı bu heyet. Şimdi kim solda, şu ön sıradakileri sayalım soldan sağa. FBI Başkanı, yanında CIA Başkanı, onun yanında Ulusal İstihbarat Dairesi NSA Başkanı. Sonra Savunma İstihbarat Ajansı Başkanı, onun yanında Ulusal Güvenlik Ajansı Başkanı, esas NSA bu pardon, sonra da Ulusal Coğrafi İstihbarat Ajansı Başkanı. Şimdi bunlar oturdular Senato'nun istihbarat komisyonu. Acayip oturaklı adamlar ama. Bakar mısın bir yani? Vallahi ben dünyanın jandarmaları. Gerçekten enteresan tipler, şaka değil yani. Hiç şaka gır geçmiyorum yani. Hakikaten gerçekten yani şu insan tüyleri ürperiyor ya, tüyleri ürperiyor. Ne kadar bütçelerle dünyada neleri kontrol ediyorlar, neler yapıyorlar yani şu beyler ve onların emrindekiler. Şimdi bu dünya tehdit raporunu açıkladılar. Bütün bu 6 istihbarat kuruluşunun ortaklaşa hazırladığı raporu Senato İstihbarat Komitesi aracılığıyla Amerika'ya ve dünyaya duyurdular. Şimdi burada çok dikkat çekici bir şekilde Kuzey Kore var, o var, bu var falan filan ama esas vurgu Çin. Çin Amerika'nın uykularını kaçırıyor. Çünkü Çin uykudan uyandı. Ve üstelik Suriye konusunda da devreye girmek üzere gibi. Çünkü Çin'in Şam Büyükelçisi dedi ki artık Çin bugüne kadar uzak durdu ama Suriye konusunda artık daha aktif rol alacak dedi. Niye? Niye? Çünkü 7000 tane Uygur Türk'ü var Nusra'nın içinde, İdlib'de. Ama süperlerin kapışması nedeniyle olacak. Orada 7000 tane Uygur Türk'ü vesaire geç. Hayır adam çünkü kafasında öyle bir şey yapıyor ki. Şimdi yalnız orada bu bitmiyor çünkü. Orada bitse sorun değil. Yani yalnız orada 7000 tane bilmem ne. IŞİD'in içinde o kadar vardı. Türkiye'ye sınır, işte Rusya, Afrin bilmem ne. Onlar ilgilendiriyor. Dünya süperlerinin kapışma, kapışma alanına geldi orası. Oldu. Artık vekaleten savaş biter mi? Bu abiler doğrudan savaşa girer mi? Bu arada bize ne olur? Çin'i konuşacağız ikinci bölümde. Herhalde daha neler neler daha Stillerson'dan belki haber gelir onu konuşacağız. Bir iki tane de böyle... Kemal Bey'i konuşacağız. Evet, Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuşacağız. İlginç başlığımız olacak. Görüşelim. Dünya, dünya, yalan dünya. Dünya, maniki, maniki dünya. Aa, aa.